Tabii dün altılı masayı yani millet masasını oluşturan siyasi parti liderlerinden bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'du. Şimdi sevgili seyirciler, ben millet masasını oluşturan siyasi partilerin bazı temsilcilerine burada seslenmek istiyorum. Yine aynı şekilde altılı masayı oluşturan siyasi liderlere burada seslenmek istiyorum. Şöyle ki sevgili seyirciler, dün Televizyonlarda çıkan değişik farklı yani millet masasını oluşturan partilerin temsilcileri özellikle e, millet ittifakı oluşturan partilerin temsilcileri konuşmalarında altılı ma masa yerine millet ittifakı dediler dönem dönem. Ama bütün bu altılı masadaki partilerin hepsi millet ittifakını oluşturmuyor ki. Dolayısıyla onların gücenmemesi anlamında burada millet ittifakı yerine millet masası ifadesinin kullanması, kullanılması e, gerektiğine inanıyorum. Burada dikkat edilmesi gerekiyor. Evet bahsettiğim gibi 6 lider bir araya geldi. Bu yargı kararı 6 lideri Saraçhane'de on 10 binlerce yüz binlerce insanın huzuruna çıkarttı. Ve şunu da şunu da sevgili seyirciler belirteyim. Altılı masa dağılacak. İşte CHP ile İyi Parti arasında sorun var. Altılı masa Ekrem İmamoğlu istiyor bazı partiler. İşte altılı masada bazı partiler Mansur Yavaş'ı istiyor. Altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu istiyor ama bazı partiler buna karşı çıkmıyor gibi bir takım söylemler vardı, bir takım dedikodular vardı. Ki ben altılı masanın sağlam durduğuna inanan kişilerden bir tanesiyim. Dolayısıyla bu olay bu dedikodulara da sona erdirdi ve dün altılı masayı oluşturan liderlerin gayet samimi bir şekilde ve altılı masanın geleceğiyle ilgili hiçbir kaygı duymadıklarını da ortaya koydu. Dolayısıyla dolayısıyla liderleri kaynaştırdı. Altılı Masayı Liderlerini ve tabanını altılı masanın tabanında Kaynaştırdı bu anlamda da Bu açıdan da çok önemli olduğunu Düşünüyorum bu Mitingi Saraçhane mitinginin